konusunda kadın olması, alanda uzman kadın olması beni ayrıca mutlu ediyor. Efendim hoş geldiniz Doktor Ayşegül Çoruhlu ve Profesör Doktor Elif Mutlu. Hoş bulduk. Profesör Doktor Elif Mutlu diyoruz çünkü yakın bir zamanda aldınız değil mi profesör? Evet evet. İki hafta önce falan aldım. Gözler aydın. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi evet sizden önce depremi konuştuk. Yani çok önemli bir konuyu konuştuk. Arka arkaya peş peşe 4 deprem oldu. İşte Konya, Erzurum, İzmir ve Adana'da. Ve bu ne demek diye konunun uzmanıyla konuştuk. Fakat bir yandan da böyle hani arka arkaya başka ölüm haberleri de geldi. Tabii bütün hepsi aynı sebeple mi? Oralar tartışmalı, otopsiler falan evet. olmadığı için ama mesela bir tanesi mide küçültme ameliyatı üzerine 19 yaşında genç bir kız. Hatta Rojinel veren ablası diyor ki kardeşim bana abla ben çok güzel olacağım, zayıflayacağım. Sonra seni de ameliyat ettirelim diyor. Şimdi bu zayıflama uğruna yaşanan ölümler veya sağlık bozulması meselesinin bir hem sağlık kısmını ne nerede yanlış yapılıyor onu konuşalım. Bir de zayıflamak ya da aşırı yemek yani bu niye bir takıntıya dönüşüyor? İdeal bedenler kim belirliyor? Nasıl belirleniyor? Da insanlar hangi psikolojiyle böyle bir sıkışma yaşayıp da ölümü göze alacak şekilde gözünü karartıyor? Ve sağlıklı yaşamın ne olduğunu tarifini yapıp bunun bir sırrı var mı? Varsa neler? Bunları konuşalım istedim evet. sizinle. Hocam sizle başlayalım. Çünkü hani bu zayıflama uğruna yaşanan ölümler diyoruz ya ölümcül diyetler. Hatta ameliyatlar var. Hatta ilaçlar var. Bütün evet o uğruna ifadesinin niye uğruna olmak zorunda olduğunu bir konuşalım. Gerçekten, evet yani. Gerçekten uğruna yapıyorlar. Niye o kadar niye, böyle bir durum oldu yani? Niye böyle nedir bir durum bu kadar var? Çıkmaz? Orada ki durumu açıklayalım. Evet. Ama öncelikle evet. şuradan başlayalım. Yani bu kilolu olmak bir kere ne? İşte şimdi, neye kilo diyoruz? Okay. Kilolu olmak diyoruz. Tamam. Şimdi burada böyle klasik kitaplara girip oradaki tabirleri konuşursak konuşmaların tekrarı olacak ve bir yere varamayacağız. Başka bir perspektiften bakmaya çalışalım. Böyle bazen birbirimize sosyal medyada paylaşırız. İşte 1970 Suadiye plajında mayo ile gezenler ya da işte Güney Fransa'da arada bir tane kilolu göremezsin filan atmışlar şudur budur. Sonra onun hemen 2020'sini yaparlar. Bu başka dünyanın bir yeri de olabilir, Miami'de olabilir. Bir sürü kilolu insan. Evet işte çünkü çok işlenmiş yiyecek var. O işte bu yüzden oluyor gibi bir cümle kurulabilir. Evet işlenmiş yiyeceklerin miktarı arttığı ve işte onları o şekilde almak, orijinalini almaktan daha ucuza geldi. Evimize aplikasyonla geliyor. Dolayısıyla onlar var falan filan. Bunları daha çok yiyoruz. Şimdi bunlar oluyor. Yani işlenmiş yiyecekler çok, daha çok yiyecek yiyebiliyoruz falan. Bir de ne eklendi buna? Çok fazla evdeyiz. Çok fazla uzun oturuyoruz. Çok fazla vaktinin olması gereken zamanın dışında yiyoruz değil mi? Gece yatana kadar falan yatma saatimiz daha geçe gidiyor. Şimdi bunları yapıyoruz ya. Şimdi buradaki bütün resimde hatalı olan biyolojik bir nokta var. Ve o nokta şu. Bizim varoluşumuzdaki kodlarda, bütün genetik kodlarda, bütün hücresel kodlarda hayatta kalmakla ilgili çok iyi bir ayarlama var. Bu ayarlama zamanında hayatta bugüne kalabilmemiz için yiyeceğin olduğu zamanda yemeği tüketmeye, harcamaya, kullanmaya, olmadığı zamanda eski depoları yedek olarak kullanmaya ayarlı iki tane düğmeye sahip. Yani aktif olarak yiyecekten yararlanabildiği, çoğalabildiği bir zaman yiyecek olmadığı o açlık durumunda da tamir moduna geçip hatta açlığın uzunluğuna bağlı olarak hayatta kalmaya çalışan genleri açmaya yönelik bir ayarlama var. Çünkü bunu yapamasaydı, düşünün kaç binlerce sene öncesinde öyle buzdolapları yiyecekler olmadığı için yemek vardı ve yoktu. Ya bu bir genetik bilinçaltı gibi evet, yani. Evet, genetik bilinçaltı, bilinç yani genetik coding ve bu zaten hangi genin ne yaptığı belli. Bu genlerin adları var, hayatta kalmak için şu gen ayağa kalkıyor. İşte seni çoğaltırken bu gen ama işte eski hücrelerini kullanırken bu gen. Onların hepsi orada görevlerini bekliyorlar. Şimdi bizim elimizde bu kartlar var ve bu kartları doğru oynadığımız 1970'lerde değil mi? Daha az yiyorduk, daha az işlenmiş vardı, daha az geç oturuyorduk, daha az elektronik vardı, daha az sosyal medya yoktu falan filan. Daha gene uyumluydu. Fakat gene de
özellikle son işte yıllarla beraber olan sosyal hayat değişimi, yani modern hayat dediğimiz şeyin değişimiyle genetik değişim birbirine yetişemez, yani yetişemedi. O genler o hale çok uzun zamanda döndü. Şu anda benim gövdem o yüzden bu saatte uyumayı, bu saatte yememeyi, sabah ışıkla kalkmayı, sabah gündüz yemek yemeyi, gece yememeyi ve yiyeceğin doğadaki parçasını, orijinalini tanımayı biliyor. Yiyecek orijinal değil, işlenmişlik. Yani yemeği kavurmak bile işlenmişliktir. Vücut onu tanımıyor. Ve yanlış zamanda yiyoruz çünkü normalde ışığın olduğu, erken saatte yemen lazım. Gece hiç yemiyor, uyumuyor, kımıldamıyor, uyuyor olman lazım. Yani şöyle düşündüğünüz zaman bu insanlar neden bu girdaptalar? Çünkü burada bu yayma durumu var. Yani uzatılmış, işlenmiş yiyecekleri yanlış zamanda ve çok uzun yayma. Ve bu biyolojik olarak bir biyokimyasal tavuk yumurta döngüsü. Siz bu aç ve tok düğmelerinizi bir onu kapa bir onu açı bozar ve sürekli hep toka doğru tutarsanız o aç düğmesi devreye girmediği için artık gövdenizdeki yağı yakmayı da bilmez. Gelen yiyecek kötüsünü iyisini ayırıp onları gene de kullanmayı da bilmez. Eski hücrenizden kurtulmayı da bilmez. Dolayısıyla sürekli bir biriktirme, çünkü kıtlık yok. Biriktirme, biriktirme, biriktirme modunda kalır. Bizim kilo alabilmemiz zaten bizim hayatta kalmamızın şeyi, tıpkı kış uykusundaki ayıların kış uykusuna gitmeden önce göbeklerini büyütmesi gibi bir şey. Kıtlıkta kullanılmak üzere o yağlar duruyor. Stok. Stok. Kıtlık olmadığı için biz onu atamadığımız için hesabı. Kilo yani, olarak stokluyoruz. Evet. Şimdi burada da o kilo olarak stoklamak vücudun hayatta kalma çabası lazım olacak demek ki diyor. Çünkü genler çok eski ayarlı. Fakat insanlar şuraya da tuzağa düşüyorlar. Şimdi biz buna başlarsak bu tavuk yumurta döngüsüne, biz bunu yaptıkça vücut daha çok isteyecek. Yaptıkça daha çok isteyecek. Yani o aralıkları verip tekrardan, ki onun adı metabolik olarak flexible olmak. Aç ve tok haline vücudu iki düğmeyi döndürmezsek sürekli aç tarafta kalacak. Ama oradan da bir yağ depolamak dışında başka bir verim üretemeyecek. Ve insanlar sürekli acıkan, tekrar tekrar yiyen, yedikçe kilo alan ama hep hem aç hem de enerjisiz olan bir paterne girecek. Şimdi beyin hücreleri de böyle beslendiği için o beyin doğru karar veremeyecek. Sağlıklı kararlar alamayacak. İşte sosyal medyadan zaten hani sonsuz güzel şeyler veriliyor. Dış görüntüler. Herkes onlardan olmak isteyecek. İki diyet yapacak olmayacak. Çünkü işin mantığını bilmiyor. Birkaç gün yiyecek brokolisini, sonra dayanamayacak. Çünkü o gene bir fasit daire yani. Dolayısıyla burada her kim bu tuzağa düşüyorsa bu onun psikolojisi midir konuşuruz. Ama bence psikolojisinden önce bütün psikolojiler, bütün duygular biyokimya ile ilgili olduğu için önce kendine o psikolojide mi diye bir check etmesi lazım. Biraz sağlıklı yiyip, biraz akşam yemeğini kaldırıp, biraz işlenmiş yemeyip bakması lazım ki psikolojisi nereye gidiyor. Yani şey gibi bu. Biraz önce konuşulan çok daha vahim konu tabii ama işte deprem için bir şeyler yapmalıyız falan. Yani o durumdan önce bize düşüyor ya görev. Hani bırakmıyoruz kadere. Bize düşen görev biraz orada kafayı çalıştırmak. Ben kendi hücresel biyokimyama ihanet eden bir davranış gösteriyorum. Bu normal çünkü hücrelerim hayatta kalmayı böyle kodladılar. Ben onlara uygun davranmıyorum. Ben davranışımı değiştirirsem onlar da benim için davranışlarını değiştirir, psikolojimi değiştirir. Yani bir yerden böyle bir şey olması lazım, el ele tutma olması lazım. O insanlar bu yolu, bu mantıkla yürümedikleri için çaresizlikle tabii ki ameliyat var, tabii ki enjeksiyonlar var, ilaçlar var, onlar bunlar var ve sonuçlarını görüyorlar. Oraya atlıyorlar. Belli bir noktadan sonra bazen onlar anlamlı bile olabiliyor. Çünkü o kilo o kadar zararlı oluyor ki kalp, diyabet bilmem ne. Bir hekimle ona karar vermek, ilaca, enjeksiyonla. 19 yaşındaki genç bir kız burada hani gerekiyor. Sağlıktan bahsetmiyor. Sağlıktan bahsetmiyor. İşte yani, o şekil konuları tam da Elif Hanım oraya geçeyim. Yani abla ben çok güzel olacağım. Yani hedef bu. Çok güzel olmak. Peki yani ideal görünümü kim belirliyor? O güzel ne? O mutluluk ne? Yani zayıflama ya da aşırı yeme bir takıntı haline dönüşüyor. O anlamıyla bu öldüren takıntıların kaynağı ne? Bireyler mi? Toplum mu? Başka bir şey mi? Endüstri mi? Ne?
yani aslında birey toplumu toplumda endüstri oluşturuyor. Cevap sorunun içinde. Çok güzel olmak için bir mide ameliyatı olan bir kişi ameliyat komplikasyonuna bağlı ölmüş mü? Ben haberi bilmiyorum ama. Evet. Şimdi bu çok güzel olmak için değil, hakikaten nasıl diyelim? Diyor ki kardeşimin ameliyat için hastaneye verdiği 38 bin lira diyor. Hı. Kardeşimin abla diyor ki ameliyat için hastaneye verdiği 38 bin lira kefen parası oldu diyor. Allah. Evet, dramatik bir ifade ama dediğim gibi bir taraftan yani obezite cerrahisinin hakikaten medikal endikasyonları da var. Bu da bir ameliyat komplikasyonu anladığım kadarıyla. Evet, çok da başarılı ameliyatlar var aslında. Bu kişinin motivasyonu sağlıklı olmaktan daha ön planda, daha güzel olmakmış herhalde. Ama sonuçta ameliyat edildiğine göre bir endikasyonu vardır diye düşünüyorum. Neyse ki hani kim belirliyor güzel ne çirkin ne konusundan ben devam edeyim. İdeal aynen. Vücut ne? Kim belirliyor bunu? Niye o ideal öbürü değil? Yani bakın şimdi ideal derken mimari, güzel sanatlar, moda endüstrisi, gıda endüstrisi, wellness endüstrisi falan aslında bir sürü şey var. Yani sektörde bunu belirlemeye talip olan pek çok şey var ama genel olarak yıllar içinde toplumlarda kültürel bir evrim oluyor. Ve biyolojik evrim bu kadar hızlı gitmiyor. Şimdi mesela güzellik standartlarına bakarsanız ki bu konunun uzmanı değilim. Ama 1960'lardaki beden algısı 1800'lerdeki hatta 15. yüzyıldaki birbirinden hayli farklı. Mesela besin kaynaklarına daha az ulaşılıyorken ya da insanlar çoğunlukla tarlada sokakta çalışması gerekiyorken, yani insanlar çoğunlukla işte çalıştığı için güneşe maruz kalıyor, çok hareket ettiği işte ekin topladığı için filan da ince oluyorken, o zamanın tablolarına bakarsanız mesela Rönesans döneminde de falan böyle, aslında mesela güzel kadınlar biraz daha beyaz tenli, daha kilolu, daha küçük göğüslü, daha hani küçük yüzlü filan olarak tarif edilir. Sonra sanayi devrimiyle birlikte mesela yine bu kadın erkek güzelliği açısından biraz daha android şeyler. Çünkü kadınların iş hayatına girmesi artık fabrikalarda çalışmasıyla birlikte işte biraz daha kısa saçlı, daha erkeksi görünen filan. Yani şeyler, güzellik ikonları, moda endüstrisi ve toplumsal estetik değerler biraz böyle evriliyor. 2000'li yılları hatırlayın ya da 90'ları yine son derece ince modeller gündemi domine ediyorlardı. Ve hakikaten yani biraz yağlı olmak falan kabul edilemez bir estetik durum gibiydi. Şimdi biraz daha curvy, biraz daha işte yağlı vücutlar falan da ortaya çıkmaya başladı. Bunda elbette şeyler de var. Yani işte hani feminist akımlar, ideolojiler, cinsiyet eşitliği gibi şeylerin de etkisi var. Ama birey açısından güzellik derken bunu gene açacağım. Aslında yeterlilik diyelim. Hı hı. Çünkü yani hepimiz bir derecede güzel ve kabul edilebilir olmak istiyoruz aslında ama asıl ihtiyacımız olan şey sadece güzel olmak değil de kabul edilmek, istenmek, beğenilmek ve sevilmek. Şimdi eğer sizin beğenilen ve sevilen bir insan olmanız için güzellik faktörü sahip olduğunuz diğer özelliklerden daha önemli bir şey taşıyorsa, bir faktör taşıyorsa. Yani mesela içinde doğduğunuz ruhsal ekosistemde güzelliğiniz başkalarıyla kıyaslanıyorsa ya da insanların fiziksel özellikleri genellikle konu oluyorsa, anneniz bununla çok meşgulse örneğin, babanız sizi severken hep ah benim güzel kızım, en güzel çocuk benimki, daha güzeli yok falan diyorsa, bakın haliyle güzellik orada kabul edilmek ve sevilmek için diğer değerlerden biraz daha önemli bir şey haline geliyor. Şimdi insanlar arasındaki bireysel farklar, yani neden bazı insanlar güzel ve kusursuz olmayı mesela bu kadar çok istiyorlar ve bunun için riskler alıyorlar ama bazı insanlar bu konuda o kadar da hani buna düşkün değil derseniz, işte yani evden başlayan ama topluma, kültüre, endüstriye kadar uzanan orada bir şey var, değerler sistemi var. Genetik özellikler, yani şöyle hani güzellik takıntısını, yeme takıntısını falan mesela doğrudan aktarılan bir geni yoktur ama bazı karakter özellikleri genetik olarak aktarılabilir. O yüzden mesela mükemmeliyetçi ebeveynleriniz varsa ve sizde böyle mükemmeliyetçiliğe yatkınlık yaratan bazı genler taşıyorsanız, biraz kaygılı, biraz düşünsel olarak rigid birisiyseniz ve değerler sisteminizde de mesela güzellik ya da sağlıklı yaşam ya da mesela başarı
ki başarı, mesela mesleki başarı da olabilir, toplumsal kabul de olabilir, yine beden algısıyla ilgili bir başarı da olabilir. Eğer biraz kaygılı birisiyseniz ya da gene genetik olarak diyelim ki yani biraz öfkeye ve kontrolsüzlüğe yatkın birisiyseniz, örneğin bağımlılığa yatkın birisiyseniz bu alanlarda sorun yaşayabilirsiniz. Yani güzellik meselesi ya da sağlık meselesi dediğim gibi anlayış teknolojiyle, kültürle birlikte değişiyor. Psikolojik olarak bireyin kendi üzerinde kurduğu bir otobaskı mı, yoksa bir müddet sonra toplumsal bir baskı mı, bireyin onun karşısında dayanaması? Çünkü buradaki psikolojik durum herhalde daha hayati. Nihayetinde insan yaşamaya daha fazla yani refleksleri, bütün kodları yaşamaya meyilli. O anlamıyla da hani hep ölümden de korkan, hani felsefi olarak da çözmekte en zorlandığı şey ölüm korkusu, yani bir gün öleceği bilgisi. Böyle büyük bir korkuya rağmen bu korkuyu aşmak, öyle ölümü de göze almak. Ameliyatı kastediyorsunuz. Sadece bu hasta için değil. Yani mesela öyle diyetler uyguluyorlar ki riski varsa da o riski de göze alıyor. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bence egzajere. Ya şöyle, diyelim ki yani anorektik bir, evet, anoreksiya mesela anoreksiya sonuçlanan mesela, bir durumdur. Evet. Yani sonuçlanabilen bir durumdur. Psikiyatrik hastalıklar içinde yani hani mortalitesi en yükseklerden bir tanesidir. Fakat yani insan her koşulda ve her durumda yaşamayı her şeyin üstünde tutar diyemiyoruz. Zaten pek çok, ya bakın, intiharlar var. Ya da mesela diyelim ki alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeni sigaranın akciğer kanseri yaptığını bilmeyen yok. Fakat aynen, toplumda yine pek çok yaparlar. İnsan sigara içiyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Evet, sigara ve alkol ve uyuşturucular sağlığa zararlıdır. Yaptığınız davranışın sonuçlarını bilseniz bile onu yapmaya devam edebilirsiniz. Yani bunların sakıncalı, zararlı ve öldürücü olduğunu bilmek ki herkeste korku ve endişe yaratır. Ama bir de buna sahip olduğunuzda, yani mesela işte ince bir beden, yağsız bir beden, kabul edilen, beğenilen bir beden diyelim. Ki bunun kadına erkeğe de yok aslında. Aynen. Yok. Ama şeyler, semptomlar değişiyor biraz. Yani erkeklerde mesela kaslı bir vücut daha önemliyken, işte kadınlarda yağsız bir vücut daha önemli gibi oluyor. Bu şey hesap değil. Yani aslında doğanın işleyişine çok aykırı bir şey değil. Çünkü evet, insanın yaşamda kalması için bağlanması gerekiyor. Yani sosyal bağlarının kuvvetli olması gerekiyor. Bizi hayatta tutan şey bu. Ama bu değersizlik ve yetersizlik hisleri de sosyal bağlarınızı zaten zayıflatan ve sizin artık dediğim gibi şeyi, riskli şeyleri en azından, yani doğrudan intiharın kendisini olmasa bile riskli şeyleri göze almanızı yol açabilen bir şey. Bir de tabii bağımlılık konusu. Buradaki perspektifte işin sonuna bakıp da bu riski nasıl göze aldı falan diyoruz ama işin başında zaten minik minik bir sürü riski alıyor. Eğer biz en baştan ne dedik, işte aynı bağımlılık yapan şeyi, sigarayı gibi, vesaireyi kullanıyor olmak gibi. Şimdi bu programı dinleyen çocuğundan büyüğüne, hani Türkçe okuyabilen, işte yani okuyup yazabilen herkes ne bileyim, cips yemenin kötü olduğunu, gazlı içeceklerin kötü olduğunu, alkolün kötü olduğunu, çok yemenin kötü olduğunu, o kadar tatlı yenmemesi gerekir. Hepsi bilmez mi? Bilir. Biraz daha entelektüel olanlar tek tek sayabilirler size şu iyidir, bu kötüdür diye. Hem yiyip içmek için, hem böyle geç yatmaktan az su içmeye, az hareket etmeye kadar. Herkese bunları zaten anlatıyoruz biz hekimler. Bunları çok iyi biliyorlar. Dönüyorum. Elini uzattığı her o zararlı şeyi yiyip içerken veya dediğim gibi diğer zararlı hareketler, işte şu anda geç yatmak gibi bizi seyrederken falan, bunları yaparken aslında gene bir tür self destroy, yani özüne ters olan ve aslında ölümü yaklaştıran şeyi yapmış oluyor. Yani risk zaten burada her gün yaptığın şey de var. Dolayısıyla risk almamak demek zaten her gün bunun farkında olarak davranışlarını düzgün yapman demek. O zaman da sonundaki noktaya gitmiş olmuyorsun ve bu kadar çaresizleşmiyorsun. Yani bu bahsettiğiniz konular kiloyu o hale getirdikten sonra veya iş işten geçtikten sonra hikayesi, baştan konuyla yüzleşmemek. Baştan konuyla yüzleşmediği için oluyor. Aynı o birinci sigaranın 20. yıldaki akciğer kanseri yapacağı günden 5 gün önce bırakmaya kalkmak gibi bir şey yani. Sonuçta aynı paten. Ve ben şöyle anlatmaya çalışıyorum bunu.
ben kendi gövdemde kendi hücrelerimim. Yani beynim burada Ayşegül olarak ve bir sürü hücrem var. Her birine tek tek ihanet ediyorum her yanlışta. Her birine. Ve onlar benim ihanetimi toplamak için benimle uğraşıyorlar. Aynı o sigaranın akciğerde toplanmaya çalışması gibi. Yani aslında kendime ihanet ediyorum. Kendime ihanetin sonucunda tavuk yumurta kapıya gelince şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kaldı ki sadece aynadaki görüntü değil ki. Sen göbeğini görüyorsun ama karaciğerini göremiyorsun. Oradaki yağlar ne durumda? Yani, ya da damarındaki... Kilolu olmak sadece görüntüyle alakalı zaten bir şey değildir diyorsun. Zaten görüntüyle ilgili değil de kilolu olmak halinin konumuz oysa bugün, birinci günü de bunu bilerek, dikkate almayarak, bu konuyla yüzleşmeyerek ve kendine ihanet edilerek yapılan şeydir. Yani mide ameliyatına gitme oradaki hani şuurlu şuursuz cesaretiyle birinci günden kötü yeme, kötü davranma, kötü yaşama da aynı şuursuz davranışın miniğidir. Hikayenin oradan başlaması lazım. Peki mesela... Öz yıkımdır yani. Sağlıksız yemek, içmek, yaşamak öz yıkımdır. Mesela diyetler. İnsanlar hani hakikaten bunu çok önemsiyor. Çeşitli diyet tavsiyelerini uyguluyor ve farklı farklı da şeyleri var. Farklı farklı da yöntemleri var. Duydum. Aralıklı sorun, orucundan tamam. Sorun söyleyeyim. Tutun. Birçoğuna kadar. Mesela böyle ölümcül diyetler var mı? Hakikaten. Ya şöyle söyleyeceğim. Şöyle ekstremler yapabiliyorlar. İşte su diyeti yaptım falan filan bilmem ne. Ama sonuçta bizim orada burada okuduğumuz diyetten şöyle oldu, diyetten böyle oldu. Gene bak diyet lafının, diyet her ne demekse tam olarak hani bir şeyin bedeli gibi oluyor. Ben bir kere bir programda yanlış diyet yaparsan onun diyetini ödersin gibi laf etmiştim. Yani oluyor o laf oraya. Bir kere diyet kavramının masadan kalkması lazım. O öyle bir kavram olmaması lazım. Çünkü neden? Az önce ne dedim? Hücresel olarak bunun bilimi belli, doğruları belli. En sıradan insan bile aşağı yukarı doğruları biliyor. Doğruları yapmadığı onlarca gün, onlarca ay, onlarca yıl için doğruları yapmaya ama biraz da abartarak yapmaya karar verdiği bir dönem seçiyor, onun adına diyet diyor. Sonra kimin sesini beğendiyse onun dediklerini yapıyor falan. Gene hiç kimse hiçbir doktora gitmese ve hiçbir diyet yapmaya kalkmasa gene hepsi bu saatte bizi seyrediyorsa oturduğu yerden sizin ikramınız gibi pasta börek yememesi gerektiğini, biraz hareket etmesi gerektiğini, işte asansör yeri merdiveni binmesi gerektiğini, ne bileyim işte sigara içmemesi gerektiğini. Böyle, aslında yani, normal, sağlıklı beslenmedir onun gerektiğini adı. Diyet biliyor. Denilemez. Diyet yaptığı... Beslenme rejimi evet, aslında. Beslenme rejimi. Yani normali o. O yanlış yapıyor, yani yanlış yapmayı tercih ediyor, bilmeyerek değil. Bunu tercih ediyor. Bir yerden sonra tercihi biyokimyası öne geçiyor bozulduğu için. Artık kendini tutamadan tercihler devam ediyor. Belli bir yerden sonra belki bir takım hastalıklar ismi geliyor. Ama bu çığ gibi büyüyen döngüde birinci günden yaptığı şeylere, yanlış yaptığı şeylere ara verdiği şeyin adı diyet. O yüzden de sizin gibi böyle şey mecralarda bana sorulduğu zaman bu diyetler için ya diyet diye bir kelime kullanmayın artık. Eğer size birisi diyet diye bir cümle kullanıyorsa yani bir şey anlatmaya çalışıyordur. Bir dinleyin ama ama nasıl diyeyim işin temelde biyokimyası yani temelde tekniği hep aynıdır. Neyin sağlıklı olduğu bellidir. Ne zaman yeneceği bellidir. Ne kadar yeneceği bellidir. Burada yeni bir kuş kondurmaya gerek olmadığı için kimsenin bir şeye kulağını dayatmaması lazım. Hani ne oluyor diye yeni bir şey tabir beklememesi lazım. Bu da insanların suistimali oluyor. Az önce cümleye girdiğim mağara dönemimize geri dönüyorum. Beslenme işinin önü ve sonu yani 11. senemi tamamlıyorum aynı cümleyi tekrar tekrar. Akşam yemeğidir büyük problem. Akşam yemeğinin ne kadar erken hatta hiç olmadığı hayat biçiminin üstüne mümkün olduğunca doğal yiyecekleri eklediğinizde o sizin fazla kilonuzu verdiğiniz, kilo almadığınız, fazla kilonuz yoksa da daha da veremediğiniz ve genç durduğunuz, sarkmadığınız, hücrelerinizin de yenilendiği, aynada da ultrasonda da kendiniz beğendiğiniz tek cevaptır yani. Diyetin cevabı 3 öğün brokoli değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi mesela yani bunun takıntı kısmını konuşacak olursak öylesine şeyler var ki sadece belli ilaçları kullanmak veya ameliyatlara girmek veya bir nevi açlık grevi yaparak zayıflamaya çalışmak ötesinde. Onu burada sorarken zayıflık mı? Sağlıklı yaşam takıntısı mı, güzellik takıntısı? Şu, ona göre. Sağlıklı yaşam takıntısı diye bir takıntı var mı? Onu da o benim alanım var. Onu da var. Konuşalım. Var. Ama
Bu mesela bahsettiğimiz alandaki şey özellikle ya aşırı yemeği bir takıntı haline çevirmiş ve kendini bundan alamama durumu, bundan mutsuz olsa bile alamama durumu, ya da zayıflama konusundaki yüksek motivasyonla olmazsa da büyük bir mutsuzluğa kapılma. Kendini eve hatta öyle şeyler var ki sosyal medyada akım oluşmuş, boraks galiba o madde, onu içmeye başlamışlar. Deterjanların içerisindeki bir şey içmeye başlamışlar. Bu bir akıma dönüşmüş. Onu bilmiyorum. Bir ara Victoria's Secret mankenleri acıkmamak için pamuk yutuyor deniyorlardı. Böyle artık bağırsaklar tıkanacaktı falan. Ama bunlar şöyle bir şey. Bak gene söyleyeceğim. Diyelim ki birisi böyle bir şey söyledi. Ben o mankenden ne yemek eksik yapayım diye kalktın. Kafanı kullanamıyorsan bu tip laflarla suistimal edilmen ve kendine zarar vermen normal. Kafa kullanmak ne demek? Geri dön kendine bak. Ben nerede yanlış yapıyorum ki? Dün ne yiyordum ben? İşte atıyorum. Annem kahvaltıda önüme ne koydu? Restoranda ne istedim? Gece kaçta yedim? Hiç kımıldadım mı? Kaç gündür bilgisayarın başında geç saatlere kadar oturuyorum? Bir kendine şöyle bir kulağını çeksen kendini. Ondan sonra yaptığın şeyi düzeltip de yol yürüyemiyorsan güvenebilecek bir danışmandan yardım al yani. Evet. Zayıflama şişman yeme takıntısı. Zayıflama şişmanlama. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Çünkü bana hastalar geliyor, ona hastalar geliyor. Ben demek istiyorum ki sevgili meslektaşım, bu hastalar bu kadar entelektüel, bu kadar akıllı, bu kadar eğitimli iken neden sonuç ilişkilerini kurarak konuştuğumuz konunun onların yaptıkları ama yaptığını kabul etmedikleri hata olduğunu göremiyorlar? Yani ben onların ağzını bantlamıyorum, ellerine sopayla vurmuyorum. Ben onlara diyorum ki bugün böyleyse yarın böyle, ertesi gün de böyle. Yani bununla başlar, önümüzdeki 30 yıllık sağlık planlarını istiyorum. Sizi şunlar şunlar bekliyor. Çünkü istatistik. Şimdi bu akıllı insanların bir kısmı neden bununla yüzleşmeyi kabul etmiyor? Tam bizim konu bu. Yani çünkü aynı şey. Bu şimdi, sorulan da aynı ben şey. Ben yani sorunuzu hatta şöyle tercüme edeyim. Mesela sağlıksız bir yaşam ve beslenme düzenini bıraktırıp daha sağlıklısını önerdiğiniz ve bunu anlayabilecek zeka kapasitesinde olan insanlar sizi dinledikten sonra neden harekete geçip bunu uygulamıyorlar? Evet. Motivasyon kavramı. Şimdi motivasyon yani genel geçer anlaşıldığı gibi burada gaza gelmek diye söylemiyorum da bir değişimi yaratmak için harekete geçmek. Yani beynin dopaminerjik sistemiyle ilgili. Şimdi bakın zararlı alışkanları bırakmak için de iyi şeylere yönelmek için de bu motivasyon dediğimiz güdünün tetiklenmesi lazım. Ve bu nadiren nasihatle ve bilgiyle olur. Hani az önce bir örnek vermiştim ya işte tütün, nikotin zarar veriyor ama gene de pek çok insan kullanıyor falan diye. Demek ki sadece bilmek bundan uzak kalmayı ya da bırakmayı sağlamıyor. Orada başka faktörler de lazım. Küçücük ara giriyorum. Şimdi bir şey tarif edeyim. Kişilerin bazıları böyle bir durum içinde olduğunu farkında değildir. Yani şöyle elbette zararlı şeyler yediğinin farkındadır ama bana bir şey olmaz sendromu vardır ya. Yani mesela diyelim ki işte gazlı içecekler herkese dokunur ama bana bir şey olmaz. Aynen ya az önceki depremde benim ev olmaz şimdi gibi. Şimdi bu farkındalık öncesi aşama. Orada daha zaten hani bu yaşam biçimiyle ya da kullandığı o şeyle yaptığı o davranışa zarar gördüğünün farkında değil. Başına bir şey geldiğinde yani işte ben de onu soracaktım. Wake up call dediğimiz şey olunca diyorum ki duvara çarpacaksın ve tekrar geleceksin. Diyelim ki bir doktora gitti işte yani başka bir ameliyat olacaktı. Akciğer filminde bir leke görüldü falan. Orada dediler ki durumu iyi değil işte hani sen acaba bak hani sigara içiyor musun ya da işte anestezi doktoru dedi ki şey hani kan yağların pek iyi çıkmadı falan. Hakikaten endişe edeceği ve artık bunu fark edir. Yani wake up call dediğin başına bir şey gelmesi de olabilir. Böyle artık hani ciddi yüzleştirici bir durum da olabilir. Orada da daha halen aslında değişmeye hazır değildir. Sadece farkındalık aşamasındadır. Ondan sonraki aşamada, şimdi bakın bu arada bunların bu iki evre arasında, ruhsal evre arasında ileri geri geçiş de olur. Yani inkar aşamasından farkındalığa, farkındalıktan tekrar farkındalık önceki aşamaya geçiş de olur. Ya bu arada şöyle bakın, hiçbirimiz bu saydığım şeyden azade değiliz. Yani çeşitli konularda böyleyiz. Hepimiz bu siklusu yaşıyoruz. Mesela bu sağlıklı yaşam olmasın da 3 ay sonraki bir sınavına hazırlanmak olsun. Orada da ya bir şey olmaz hazırlanırız ben nasıl olsa yaparım dediğim bir aşama vardır. Sonra bir yanlışta bakarsın ki yani bu hepimiz iyi kötü hayatın çeşitli alanlarında bundan geçeriz. O yüzden hani bunu şey etiketleyemiyorum da
anlamak lazım. Farkındalık aşamasından sonra tasarlama. Ya evet, galiba bir sorun var. İşte mesela dişlerim sarardı ya da ya bak karaciğerim yağlandı. Ama şimdi ne yapmak lazım? Mesela diyelim ki Ayşegül Hanım'a, yani bir doktor araştıracağım ya da Ayşegül Hanım'a gideceğim de ertelenir ya 1 Ocak rezolüsyonları. Aynen. Pazartesilere, bayramdan sonralara, tatil dönüşüne, yılbaşına falan. Orada daha bir tasarlama ve hani hangi yöntemle yapacağım? Ondan sonra harekete geçme kısmı var. Şimdi mesela size geldiklerinde muhtemelen ya birisi tarafından zorla getirilmediyse, kendisi gerçekten çok isteyerek hani şey olarak, hazır olarak geldiyse, size geldiğinde belki harekete geçme aşamasında ama ondan sonra tekrar bir basamak geri gidiyor. Ya da bir motivasyonu şey oluyor. Ya hep ya hiççilik. Evet. Diyelim ki bir yaşam biçimi ona tarif ediyor. Yani şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin filan ama bunu sürdürmek zor. Yani çünkü hani modern hayat buna çok elverişli değil. O güzel bir laf oldu. Ya hep yiyecektir. Herkes zannediyor ki bir kere bozunca hep bitti o diye. Ya hep yiyecektir çok ama yanlış. Ama zaten hiç bozmamam lazım diye mesela rigid bir düşünce. Çünkü bakın bir sürü aşamalardan geçti. Tasarladı işte 1 Ocak oldu. Bilmem ne oldu. Randevu aldı size geldi falan. Ondan sonra da hani dinlerken bunu hayatında nasıl uygulayacağıyla ilgili aslında bir çalışma da yapması gerekiyor. Yani pek çok alışkanlığını değiştirmesi gerekecek. Mesela erken yatması lazım diyorsunuz ya. O bir yaşam biçimi. Yani ciddi hazırlık ve yatırım gerektiriyor. Şimdi bu meselenin... Ve Mehteran gibi böyle bir ileri bir geri gider. Bir gün bozdu söylediğiniz şeyi. Şimdi bozmamak için zaten muhtemelen çok rigid davranıyordu. Ve bir gün bozduğunda ondan sonra hoppa sil baştan, hepsi boşa gitti. Battı balık yan gider. Hazır bozmuşken birazcık daha böyle devam edeyim. Ondan sonra size gelmekten çekinebilir. Uzun bir süre sonra tekrar gelebilir ya da geldiğinde dürüst olmayabilir. Şimdi bu meselenin şu yönü. Sağlıklı yaşam konusunda olması gerekenler, yapılması gerekenler yapmak konusunda yeterli iradeyi göstermek, gösterememek meselesi. Bu konuda söylediğiniz anlamda motive olmak ya da olamamak. Buradaki bir yaşam disiplini kurup kuramamak. Bu motive, aslında sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam meselesi ve yani hepimiz için neredeyse geçerli. Bunun çok daha uçta yaşayanlar var. Daha kabul edebilir. Bir de ama şöylesi bir boyutu var. Bu sağlıklı yaşam meselesinde ötesine geçmiş bir aşama. Yani bir yaşam disiplinine sahip olmamanın ötesinde başka bir şey. Şimdi az önce söylediğiniz hani mesela hiç yememe ve aşırı yeme gibi patolojik durumlar mı kastediyorsunuz? Evet. Onu bir de şu. Şimdi mesela güzellik konusu ister erkekler için ister kadınlar için. Şimdi artık endüstrileşmiş bir güzellik var. Yani o model ekranda belki sevdiği oyuncu, beğendiği oyuncu ve herkes tarafından beğenilen oyuncu veya işte yine beğendiği, herkes tarafından popülerleşmiş bir şey. Bir popüler kültür. Onun yaşattığı bir algı var. Şimdi bunlar karşısında, örneğin popüler kabuller karşısında insanın psikolojik sınavı. Çünkü yani herkes bugün mesela, birçok genç artık kendisi star, her gün kendisini çekiyor ve belli sosyal paylaşım sitelerine koyuyor ve yorumları merak ediyor. O yorumlar içerisinde kendisinin görünüşü veya başka şeyle ilgili bir eleştiri gelirse bunu ciddi bir sorun haline getiriyor ve bu konuda önlem almaya çalışıyor. Profesyonel mesleği bu alan olmasa bile o profesyonellerle aşık atmaya çalışan, yarışmaya çalışan büyük kitleler var. Hatta bunun reklamları yapılıyor. İşte bilmem kim modeli bilmem bir şey gelmiştir diye ve o kişinin isminin geçtiği yere hücum eden insanlar var. Ve o anlamda endüstrileşen güzellik bir psikolojik şiddet yaratıyor mu? Evet. Ağır. Tabii kesin. Ağır. Yani şimdi bu gene estetik normlar, işte hani değişen moda filan, güzellik algısı zaten dediğim gibi şeyle biraz teknoloji buna öncülük ediyor. Mesela diyelim ki kumaşlar değişiyor ya da yaşam biçimi değişiyor. İşte daha az hareket etmeye başlıyorsun falan ve dolayısıyla güzellik normları belirleniyor. Fakat bütün sosyal türlerde, yani sadece homo sapiens değil, başka sosyal memeli türlerinde de aslında bir gruba ait olmak ve bağlanmak en önemli şey. Dolayısıyla yani normal olmak ve çoğunluk tarafından kabul edilebilir olmak. Şimdi bundan hiçbirimiz şey yapamayız. Yani bireyin bu kültüre ya da popülizme tek başına karşı koyabilmesi için çok kuvvetli başka bağlarının ya da desteklerinin olması lazım. Burada bir çözüm önereceğim. Şeyden bahsedebilir miyim? Konuna girmiş olmayayım diye söylüyorum. Dopamin
jenerasyonu. Şimdi onaydan giderek, yani sadece büyük yılmasını konuşarak söyleyeceğim. Bu sosyal medyaya bakıyoruz ya hepimiz ve oraya bir post koyuyoruz. Orada bir beğeni oluyor. O bizde bir böyle yükseltiyor duygumuzu, değil mi? Biraz dopamin üretiyoruz. Dopamin ne? Ödül. Hani o ödüle gidiyoruz. Daha iyi filtre ediyoruz, koyuyoruz. Güzel bir laf buluyoruz. Öbürü like ediyor falan filan bilmem ne. Buralarda dopamincikler alıyoruz. Sonra ama bir sonraki, yani 10 dakika falan kesmiyor. Sonra bir şey daha hareket olsun istiyorsun. Story'den koyuyorsun, birini takip ediyorsun. Bunun TikTok'u var, o su var, bu su var, YouTube var. Yani bu dijital ekran içerisinde yaptığımız şeyler, başkalarının yaptıkları, onlarla kıyaslayarak falan, aslında böyle sürekli minik, çok da anlamlı olmayan küçük doz dopamin üreterek bağımlılık yoluna gidiyoruz. Ama çok ucuz şeyler sayılır bir dopamin üretmek için bu uyarılmalar ve bunu sürekli ve az az yaptığımız için zaten bağımlılık nedir? Aldığın dozun bir drug bağımlılığı ne? Bir doz alırsın. Küçükken yetiyordur anlatılanlara zamanla göre. Yetmez. Üstü, zamanla yetmez. Yani sosyal medyanın, dijital dünyanın varlığı en sıradan insanı bile dopamin havucuna koşmak için orada beğeni ve takdir görmeye yöneltti. Ama o kadar ne diyeyim laçkalaştı ki o dopamin sistemi, birisi çıkıp, yani biyokimyacı olarak, hekim olarak konuşuyorum, aynı insülin rezistansı gibi insülin duyarsızlığı, dopamin duyarsızlığı var diyebilir. Çünkü bu telefonu biz 3 evet, hafta ödül eksikliği. Aynen. Bu telefonu biz 3 hafta bırakıyor olsak, aa güzel çiçek, kedi de ne sevimli filan, annem de saçını boyamış filan diye döneceğiz belki. Hayatı fark et. Küçük mutluluklar vardı ve hani onlar oluyordu dünyası diye bir konuşmalar var ya, küçük şeylerle mutlu olma. Asıl küçük şeyler bunun içinde ve bu mesela şey için konuşulur, bilmiyorum böyle bir şey söyleyebilmiyorum ama porno bağımlılığında biliyorsunuz minik başladığında, abartıldığında gençler için çok sakıncalı diye konuşulur. Çünkü o da bir bağımlılık ve dopamin üstünden gidiyor. Bütün gelişimleri için burada çok sakıncalı. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şey, yani bağımlılık benim temel çalışma. Evet, o zaman sana devretmeden önce son cümlem şu. Hepimiz çocuktan büyüğe, ki gençler daha da riskli, dopamine duyarsızlaşmış, dopamin kovalamak için bu zavallı yöntemi, onayı, takdiri, filtreyi, sosyal medyayı kullanır, hastalıklılık durumuna girmiş durumdayız. Yani konu dopamin. Bağımlılık, davranışsal bir bağımlılık da olsa, kumar gibi, işte alışveriş gibi, bilgisayar oyunu falan gibi, hatta mesela yani bağımlı yeme davranışı da olsa, bir madde, vücuduna alınan bir maddenin bağımlılığı da olsa, son noktada artık o aldığın şeyin eskisi kadar dopamin salgılatmadığı için gitgide kullanımın daha kompulsif hale dönüşmesi ve dozunu daha arttırman gerekiyor. Evet, şimdi sosyal medyayla ilgili şöyle bir şey var. Doğru, sosyal medyada işte diyelim ki yani topluluk tarafından, özellikle de senin önemsediğin topluluk tarafından kabul edildiğin ve beğenildiğine dair bir sinyal gördüğünde bir dopamin artışı oluyor. Fakat sosyal medyanın insan, yani popüler kültürün insanları, bireyi terörize etmesi, bu psikolojik şiddet mi dediniz ya, onun hedefi doğrudan böyle olmasa da yani şöyle bir etkiyle oluyor. İşte sosyal medya, yani şu anki teknoloji sadece sosyal medyada değil, her türlü yani enformasyon akışıyla biz normalde görmeyeceğimiz, bilmeyeceğimiz kadar çok fazla yaşam, hayat, travmatik olaylar, başarılar gibi şeyde, yani doğal yaşantımızda asla haberdar olamayacağımız duygusal dünyamızın ve zihin, yani beyin korteksimizin de taşımaya çok zaten müsaade edemeyeceği kadar çok yoğun bir enformasyon ve uyarana maruz kalıyoruz. Yani bakın gene şeyden, yani biraz evrimden örnek vereceğim ama şeyden de çok eskiye gitmeye gerek yok. Yani tarım toplumun, hatta bir 100 sene önceye falan gidersek de küçük kentler, yani kentler metropol değilken, kentte ya da kırda yaşayan kimseler aslında bir yönleri ya da bir becerileriyle o topluluk içinde normalize olabiliyorlardı. Hatta şimdi modern hayatta bir büyük kentlerde anormal diye tabir ettiğimiz pek çok durum o zaman normaldi. Bunun içine şişmanlık, zayıflık, takıntı, ruhsal hastalıklar, fiziki olarak sıra dışı görüntüleri filan da, yani bazı sakatlıkları ya da anomalileri de ekleyebilirsiniz. Çünkü daha küçük insan topluluklarında bir biçimde sosyal bağlar daha kuvvetli olur ve o bağların bir işlevi olur.
Yani birisi meraklı olur, keşif yapar. Birisi uyuşuk olur ama mesela düşünerek o da keşifler yapar. Bir tanesi hareketli olur, iş yapar. Bir tanesi... Yediye tamamlarsınız bunu yani uyanık, uykucu vesaire. Gibi. Çocuk şeyleri. Ama aynen, evet, kolay tamam. Bir organizasyonun, bir şirketin, bir kurumun, bir köyün ya da bir avcı toplayıcı sürüsünün falan hayatta kalabilmesi için aşağı yukarı hani bu şeylere, bu renklere ihtiyaç var. Şimdi bu dediğim gibi yani özellikle son 30 senedir maruz kaldığımız bu şeyde enformasyon bombardımanında beden algısını, kendilik imajını, kendilik değerini de çok sarsacak şekilde fazla şeyi yani sıra dışı şekilde enformasyona maruz kalıyoruz ve terörize oluyoruz. Yani buna hep yatkındık. Fakat bunu son zamanlarda bu kadar daha şiddetli bir hale getiren frekansın artması, enformasyonun çoğalması. O zaman böylesi bir psikolojik şiddete karşı psikolojik direnci sağlayacak şey yani... Ara vermek. Değil. Niye? Dijital şimdi, dünyaya ara vermek. Hayır. Şu koruyucu olabilir faktör mi? Şu olabilir mi? Diyorsun ya dopamin salgılaması. Başarıya olan açlık, övgüye olan ihtiyaç, kabullenme isteği. Bu anlamıyla şimdi diyelim ki yetenekleriniz, ürettikleriniz bunlarla belli bir kabul sağlamakta bir alternatif olabilir. Ama bu daha zorlu belki. Daha fazla birikim gerektiren noktalar olabilir. O yüzden diyelim ki estetik olarak dış görünüşünüzün daha işte o güzel denilen tırnak içerisinde kavrama yakın olmasını sağlamak daha pratik ve daha kısa yoldan mı? Yani bu şey esas şeyi ne sağlar? Söyleyeceğim. Hoş bir anekdot söyleyeceğim. Siz Kim Kardashian'ın evet. Yaptığı success story'yi neyse o Harvard'da ders olarak verebildiğini yani bir seminer verebildiğini verdiğini biliyor musunuz? Yani Harvard'a girebilmiş öğrenciler ve oradaki hocalar Kim Kardashian'ı başarı örneği olarak orada dinlediler yani dünya değişiyor. Bir model olarak aldı. Yani şunu dediniz ya ne yapmış olabilir neyle oldu bu filan diye yani tabii orada Nobel alan insanlar da var ama hani nereye gitti değerler silsilesi ne cevap olarak söylüyorum size? Şimdi güzel olmak diyelim ki kariyer sahibi olmak ya da başka bir konuda başarılı olmaktan daha kolay bir iş değildir. Yani eğer şeyse buna bu kadar yatırım bakın aslında diyelim ki akademik olarak başarılı olmak iyi bir insan olarak çok bu yönünün kuvvetli olması çok güzel bir mesleğinde insan olmak, iyi olmak mesleğinde çok iyi olmak komşuların arasında çok iyi olmak. Bu size saydığım kategoriler aslında insanın değerler sistemi. Değerler sisteminizde güzel olmak ve güzelliğinizle beğenilmek diğerlerinden daha önemliyse ki bunda işte az önce size saymıştım ya kültür, toplum filan etkili. Fakat kültür, toplum da aile aracılığıyla etkili. Yani sizi yetiştiren anneniz ve içine doğduğunuz evdeki değerler etkili. Sosyal medyada işte hepimiz aynı şeyle aslında maruz kalıyoruz. Yani aynı şey, aynı kültürel atmosferde yaşıyoruz. Fakat bizim psikolojik gelişmemiz, yani bizi şekillendiren, bizi yaralayan ya da bize yön veren faktörler hepimiz için başka. Dolayısıyla hepimiz aynı bilgilere maruz kalsak bile işte neden bazılarımız yeme bağımlısı oluyor, bazıları yememe bağımlısı oluyor, bazıları ikisi de olmuyor. Hani sadece işte fazla göbeğim olmasın, idare edecek kadar, kabul edilebilecek kadar iyi durayım. Bu arada dediğim gibi bunu hiç önemsemeyen kimse olmaz. Yani beğenilmeyi, sevilmeyi falan hiç önemsemeyen kimse olmaz. Fakat buradaki enstrümanı birazcık daha farklıdır. Şeyde yani medyaya, sosyal medyaya, kültüre, teknolojiye falan çok laf ediyoruz. Evet doğru bu etkili fakat oradaki medyatör yani aracı işlev ailede. Aile derken de büyük aile değil ama özellikle içine doğduğunuz ev. Oradaki tutum. Peki şimdi tabii tek örnek şu değil. Yani artık belli bir estetik algıyı veya zayıflama meselesine takıntıya çevirmiş insanlar değil. Bir de bunun dışında sağlık sebebiyle olabilir, doktor tavsiyesiyle. Yani kilo vermelisin dedi diyelim ki doktor. Ya da kendisi belli bir ölçüde, belli bir standartta olmak istiyor. Bunu da takıntı haline getirmemiş ve bunun yollarını arayan normal bir vatandaştan bahsedecek olursak, burada da bu işin sağlıklı olması kaçınılmaz olarak gerekiyor. Örneğin
Mesela son haftaların ilk başta da çok güzel ama şimdi sağlık haberleri iyi geldikçe toparlamaya başlıyor. Mesela ünlü bir oyuncu Ufuk Özkan. İşte bir rolde o rol gereği daha fazla daha az kilolu olması gerektiği için kilo vermeye çalışmış ve bunun için de bir diyet yapmış. İlk önce böyle duyduk. Bir yanlış diyetten kaynaklı. İkinci evre siroz, karaciğerde ciddi bir sorun. Ondan sonra hatta şöyle haberler olmaya başladı bu konuyla birlikte gündem çok olunca. Hatta Hollywood diyeti diye bir diyetten bahsedildi. Hollywood diyetinden yanlış, kaynaklı olmuş yanlış diye. Yanlış yönlendirilmiş haberler onlar bence. Çünkü kilo alarak ve karaciğeri alkol dışı yağlandırarak siroza doğru gidersiniz. Ama kilo vererek siroza gitmezsiniz. Kilo vermenin dramatik olabilecek, en hızlı kilo vermenin o kişi için, karaciğer sistemi için söylüyorum. Dramatik olabilecek iz düşümü mesela hemen safra taşları, safra çamuru vesaire olabilir. Hızlı kiloyla safra problemleri çıkabilir hızlı kilo vermede. Bu olabilir. O kişi eğer bu diyet boyunca özel bir kimyasalı, özel bir ilacı yüksek dozda tüketmiyorsa gene mantıksız olur. Bence onun arkasında bir şey var. Yani onu yapmıştır ama zaten zeminde sirozu vardır. Belki o sirozu tetikleyecek başka bir şey üst üste bir dediğim gibi ilaç olabilir, viral bir şey olabilir. Yani hemen bir başka evreye geçmiş olabilir. Bir de sirozun evreleri çok yavaş yavaş ilerler. Özel dediğim gibi viral bir şey değilse. Mesela hepatit taşıyor olabilir. Onun devamı olabilir. Yani biz orada yeterli datayı alamadık. Ama tabii ki medyada hoşuna gidiyor. 17 kilo verdi. Ondan böyle bir medikal bilgi yok yani. Hani safra kesesi olsa neyse. Gelelim tersine. O kilo nasıl siroz yapıyor konusuna. Ne dedik? Bizim yediğimizin fazlasını tuvalete dışkıyla veya idrarla atma şansımız yok. O öyle oralardan gitmiyor yani. Dolayısıyla fazla dediğin şey gövdede hayatta kalma mantığıyla, kış uykusu mantığıyla bir yerlerde depolanıyor. Bu depolanma esnasında daha genç olduğumuz zaman işte kadınların kalçaları gibi daha gitmesi gereken yerlere giderken belli bir yaştan sonra o sistemde de işte bu metabolik esneklik bozulduğu için o yanlış zamanda yenen yanlış yiyecekler iç organları ve karaciğere gidiyor. Şimdi karaciğerin içerisinde böyle bir sürü küçücük küçücük karaciğer hücrecikleri var. Bunlar içlerinde yağ bekletiyorlar. Zamanı gelince sana verecek onu. Acil durum orada bekletiyor, giderek büyüyor. Ama belli bir zaman geliyor o hücreler artık içi sapsarı yağla dolu olduklarında patlıyorlar. Patlayınca tıpkı karaciğerin içerisinde açık yara varmış gibi düşün. Orası iyileşmeye çalışırken siroz dediğin yaranın izleri, yaranın böyle iyileşme izleri gibi düşün. Öyle bir hale geliyor. Şimdi yaralı karaciğer bozulmuş hücre derken detoksifikasyon işini kim yapacak? Evre 4 dediğin mi de artık karaciğer bir şey temizlemiyor. Onu alıp yenisini koymazsan zaten amonyak kımasından işte o vücuttaki şişmeden ölürsün. Yani kilolu olmanın, iz düşümünün en büyük sorunu alkole bağlı olmayan NASH, NASH diye okunan yağlı karaciğerdir. Dünyada alkolden daha fazla kiloya bağlı yağlı karaciğer yatkınlaşmıştır. Ve sirozun alkolden önce birinci sebebi olmuştur. Yani dünyanın böyle bir sorunu var. Herhangi biri ultrasona gittiğinde ben devre bir karaciğer yağlanması var diyorsa elbette siroz değil ama işte onlar 1-2-3 falan derken o yol oluyor. Dolayısıyla buradan biz madem bu lafı duyduk, bu hikayeyi duyduk, kendisine de geçmiş olsun diyoruz. O yollarda tedavi edecek şahane. Evet, geçmiş olsun ve iyi haberleri de geliyor. Şöyle söyleyeyim, o verdiği 17 kilo belki şu anda olacağı durumu belki azalttı bile. İyi ki de verdi yani. Peki. Konusu o değil. Şimdi bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından size aralıklı oruç yararlı mı zararlı mı diye soracağım. Sordum. Mide küçük bir ameliyatı çare mi diye soracağım. Tamam. Zayıflama hızlı ilacı mucize mi tehdit mi diye soracağım. Bunların hepsini soracağım. Tamam. Size ise bunlar bu yollara gitmenin psikolojik arka planını soracağım gibi insanlar zayıf olmak zorunda mı? Mutlu olmanın yolu bu anlamıyla ne? Sadece dış görünüş açısından değil. Bunu soracağım. Ki insanlar hakikaten kendilerini, bedenleri ve dış görünüşlerini dışarısında başka nasıl mutlu hissederler ki? Kendileri, daha çok kendisiyle barışık olması, insanın kendisiyle barışık olması meselesini soracağım aranın ardından.
Macitler Mobilya.